Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Önemli bir konuya geldik. Yüzde problemleri. Problemimiz var. Hadi hep beraber çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi problem deyince kafanızda çok problem etmeyin. Çünkü daha önce öğrendiklerimizi sadece biraz böyle cümleler kuracağız. Orada öğrendiklerimizi kullanacağız şimdi. Neler öğrendik bir hatırlayalım isterseniz. Bakın burada bir sürü terim var, kavram var. Bunları ben size detaylı şekilde bir anlatayım önce. Önce bunları bir kafamızda yer etsin. Ondan sonra bunların kiminle karşılaştırıldığını, kime eşit olduğunu aslında söyleyeyim ben size. Sonra problem çözümlerine yavaş yavaştan geçelim biz, tamam. Şimdi günlük hayatta bir kere biz bir problemlerle mutlaka karşılaşıyoruz. Hiç yoktan alışveriş zaten yapıyoruz ister istemez. Yaparken de mağazalarda hiç bitmeyen indirimler var mesela. Veya işte bakıyorsun geçen aya göre bu ay daha zamlı, daha yüksek ücret ödediğin şeyler var. Demek ki arttırma azaltmalar var, yani bir yüzde hesabı durumları var. Biz bunları hesaplarsak bizim için daha iyi olur. Peki öğrenmemiz gereken kavramlara gelelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta alış fiyatı ne demektir? Bunu ben bir örnek üzerinden hepsini anlatacağım ben şimdi size. Alış fiyatı dediğiniz şey, gittiniz bir çiftçiye tarlasından domatesleri anlaştınız. Dediniz ki 1 liradan ben bu domateslerin kilosunu 1 liradan alıyorum. Tamam mı? Tamam, anlaştınız. Bu vereceğiniz, yani çiftçiye ilk elden vereceğiniz para sizin alış fiyatınız olmuş oluyor. Tamam mı? Maliyet fiyatı denildi. Bakın maliyet fiyatı. Şimdi tarladan domatesleri aldın ama o domateslerin atıyorum satacağın yere götürülmesi gerekiyor değil mi? Götürmek için önce bir araca ihtiyacın var. Aracı getirdin. Kasaya domatesleri dolduracak. Kendin yapmıyorsan birilerine ihtiyaç var. Onlar getirdi kasaya, kasaları doldurdu arabaya. Arabayı aldın, satacağın yere götürdün. Mazot harcıyorsun, benzin harcıyorsun artık her neyse yani. Onun için bir masraf yapıyorsun. Sonra gittin. Vergi sağlıksız derken yani neyse, toplamda senin aldığın fiyat üzerine eklemen gereken masrafların var. Maliyet fiyatı bu olmuş oldu işte. Masraflar eklenince üzerine oluşan yeni fiyat. Mesela domatesin 1 kilosu için 1 TL ücret ödemiştin. Bu masraflarla beraber 25 kuruşta masraf bindi kilo başına diyelim, tamam mı? Toplamda 1.25'e mal etmiş oldun sen bunu. Sonra götürdün. İndirimli iskonto demek. Bu iskonto kelimesini duyduğunuz zaman da ne anlama geliyor bu diye şey yapmayın. İskonto satış fiyatı üzerinden. Şimdi satış fiyatı kavramını bilmemiz gerekiyor. Satış fiyat denildiği zaman burada çeşitli satış kavramları var, tamam mı? Kar edecekseniz eğer karlı satış fiyatı deriz biz buna. Zarar edecekseniz zararına satış fiyatı deriz. Karlı satış fiyatı denildiği zaman daha önce konularda biz ne görmüştük yüzde hesabında? Fazlası demiştik bak bir önceki derste. %5 fazlası. Bu kar demek yani. Karlı satış fiyatı bu. Mesela bir malı aldınız. 1.25'e mal ettiniz. Tuttunuz %20 karla sattınız bunu. %20 kar ne demektir? 1.25'in %20'sini hesaplayacaksınız. 25 kuruşluk bir karınız olmuş olur. Yani 1.25'e mal ettiğiniz domatesin kilosunu 1.5 TL'den sattınız. Bu sizin için karlı satış fiyatı olmuş olur. Aynı mantıkla tersten düşünürsen, aldığın domatesleri getirdin, satamadın, çürümeye başladı. Hemen diyorsun ki ben bunları bir an önce satayım. Elimden çıkartmam lazım. O yüzden zararına satış yapıyorsun. %20 zararına verdin diyelim. 1.25'e mal etmiştin veya satış fiyatı üzerinden 1.5'a satacaktın diyelim. 1.5'a satarken %20 indirim yaptın diyelim. Bunu zararına satış dediğimiz maliyet fiyatının altında satmak demektir. Maliyet fiyatının altına sattın. Bu durumda sen zarar etmiş oldun. Peki zararına satış fiyatı da bu. Burada farklı bir kavram daha var. İskontoyu söylemedik bu arada. İndirimli demiştik. İndirimli dediğiniz, denildiği zaman da sen bir satış fiyatı belirliyorsun. Mesela sezonluk ürünler vardır ya. Sezonluk ürünlerde gittin bir ayakkabı almak istiyorsun. Mesela yazlık bir ayakkabı alacaksın. Ayakkabının fiyatı 500 TL. Şimdi ayakkabıyı alacaksın. Baktın fiyat fazla geldi. Sezon indirimleri oluyor ya işte. Yaz bitti. Kışa doğru dönmeye başlayacağız. Hemen sezon indirimleri gelir. Ne olur burada? İndirimli satışlar başlar. İşte %10, %20, %70, %90'lara varan indirimler derler ya. O cama kenlara koca koca asarlar. İşte o indirimli, yani iskontolu satış fiyatı olmuş oluyor. Satış fiyatı üzerinden o belirtilen yüzdelerde indirim yapıldığı satış türüdür bu da. Katma değer vergisi nedir? KDV yani. Bu KDV olarak genelde göreceksiniz. Açılmış hali budur. Bu da devletin bizden aldığı satılan ürünlere göre devlete ödenen ücret. Siz zaten alışveriş yaparken bu fiyatlar yansıtılmış oluyor. Bunları zaten yansıtılmış haliyle ödüyorsunuz. Mesela
atıyorum kıyafet alıyorsun, %18'lik bir KDV'si veya %8'lik KDV oranını tam net olarak bilmiyorum. Veya bir ekmek alıyorsun, %1'lik bir KDV oranını devlet, yani 100 liralık ekmek alsanız 1 lira da devlete veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Bu da katma değer vergili, yani KDV'li olmuş oluyor. KDV hesap edilirken de KDV'si neyse ona göre yüzde hesabı yapacağız. Bizim işimiz aslında alışverişte yüzde problemlerinde yine işimiz yüzde hesabı yapmakla. Karlı satış, zararlı satış, bu kavramlarla iskontolu satış, zararlı satış aynı düşünebilirsin. İndirim var sonuçta. Azaltmaktan bahsediyoruz veya kar eklemekten bahsediyoruz. Bunlar daha önceki derste gördüğümüz ifadelerle eşleştirilebiliyor gördüğünüz gibi. Tamam. Örnek verelim biraz böyle. Örnek üzerinden gidelim. Şimdi bir malı 80 TL'ye alınmış diyelim. Dediğim gibi gittik. Bir 80 TL'lik atıyorum ayakkabı aldık mesela, tamam mı? Maliyet fiyatı bana 80, alış fiyatı 80 lira. 40 TL'de masraf ettik. Yani getirdik, koyduk, vitrine koyduk ama getirirken taşıma masrafı vesaire neyse artık yani 40 TL'de masraf ettik. 120 TL bizim masrafımız oldu bir ayakkabı için. Düşünelim. Bu 120'nin üzerine ben eğer biraz daha fazla para katabiliyorsam karlı satış yapmış olurum. Mesela %50 kar ile satılırsa bu mal, %120'nin %50'sini hesaplarsınız. Yani 120'nin %50'sini iki türlü hesaplayabilirdiniz, hatırlayın. 120'nin %50'sini böyle hesaplayabilirsiniz. Veya direkt 120'yi 150 bölü 100 ile çarpabilirsiniz. Yani %50 fazlası demektir? %150'si demektir. Direkt %150'si ile de hesaplayabilirsiniz. Fark eden bir şey olmaz. 12 ile 15'in çarpımı 180'dir. Tek kalemde sayımız buydu. 120 idi. Bu da karımızdı. Topladığınız zaman 60 ile 120'yi 180 TL'yi bulmuş olduk. Biz burada %100'lerini hesaplayıp da direkt bu olarak da yine 180'i elde etmiş olduk. Aynı malı bakın 120 liraya mal olanı 30 TL yani %30 pardon zararına satarsak ne olur? Bu durumda da aslında %70'ine satmış oluyorsun. %100 ya bizim için her zaman kriter. %30 zararına demektir %70'i. Yani 120'nin %70'ini hesaplasan da olur. Bak biz burada 120'yi %30'unu hesaplayıp çıkartarak bulduk. Burada da ben size diğer türlüsünü göstermiş olayım. Şu sıfırlar gitsin, 12 ile 7'yi çarparsam 84 sonucunu elde ederim. Ya daha önceki derste gördüğümüz şeyin aynısı değil mi şimdi? Alışveriş hesabı olduğu zaman, işin içine problem girdiği zaman problem edecek bir şey var mı? Hiç yok. Yani orada süslü cümleler görebilirsiniz. Tek siz oradakilerin ya bu dediği ifade kar mı ekle kar. Ne? Eklemek. Tamam ben bunu daha önce yaptım. Zarar. Ne? Çıkarmak. Daha önce yaptık. Aynı şeyleri bu sefer problem üzerinden yapmış olacağız. 150 TL'lik ürünü %20 kar ile kaça satılır diye sormuş. Şimdi %20 kar ile ben hemen şöyle yapmak istiyorum. %120'ye satmış olmuş oluyorsun. Yani karı üzerine ekleyerek satmak istiyorum. Bunlar sadece istediğinde 12 ile 15'i çarpman gerekir. 12 ile 15'in çarpımı ne yapar? Şöyle çarpalım. 10 ile 12'yi çarpsam 120 yapar. 5 ile 12 çarpsam 60 yapar. Yani toplamda 180 TL'lik bir satış yapmış oluruz. 250 TL'lik ürün %40 zararına satılırsa. %40 zarar ne demektir? %60'ına sattınız demektir. 250'nin %60'ını hesaplayabilirsiniz direkt. Bu sıfırlar gitsin. 25 çarpı 6'dan 150 sonucunu elde edersiniz. Tamam mı? %60'ına sattığın için 150 TL'ye satmış oldun diyebilirsin. %30 karla %390 TL'ye satılır. Bak önemli nokta. Şimdi %30 karla yani normalde %100 olan bir mal %30 karla ne olur? %130 olur bak. %130 olur. Orantı kurabiliriz. %130'u 390 TL olan bir malın %100'ü nedir? Maliyet fiyatını soruyor bana. Değil mi? %100'ü nedir diye yani maliyet fiyatını bulmak istiyorsam orantıyı bu şekilde kurabilirim. Hatta bana dese ki mesela bunun %40 zararına satılsaydı ne olurdu? Yani karına değil de zararına satılsa ne olurdu? Bu sefer de %100'ü değil de %60 ederim. %40 yazar. %60'ı nedir diye. Yani orantıyla biz hepsini hallederiz. Tamam siz yeter ki mantığı oturtun kafaya. Bakın 130'da 390 3 kat var burada. 100'ün de 3 katını alırsanız eğer 300 sayısı bulunur. Sağlamasını yapalım beraber. Bakın 300 bizim malımızın ana parası. Maliyet fiyatı yani. 300'ün %30'unu bir bulalım. %30 ne demektir? 300'ün %30'u 30'la çarp 100'e böl demektir. 90 TL yapar. 300'e eklersen 390 TL yapar. Yani bulduk sağlamasını yaptık. Problem yokmuş o zaman. %20 zararla 480 TL. %20 zarar eden birisi %80'e satmış demektir bu malı. %80'i 480 olan %100'ünü bulmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yine aynı şeyi yapıyorum. 6 kat var. 6 kat alırsam 600 TL'ymiş bunun normaldeki parası. Yani 600 TL'lik bir malı 480 TL'ye satmışız. Hesap edelim mi tersten? 600'ün %20'sini zarar edersem ben 120 lira zarar ederim. 120'nin de
Çıkartırım 600'den 480 TL'ye denk gelir. Bakın şimdi KDV muhabbeti geldi. Aslında KDV demek eklemek demek sonuçta, tamam mı? Yani karlı satış gibi düşünebilirsin. Aynı mantık düşünebilirsin. Karlı sonuçta bizim kar ettiğimiz bir şey yok ama karlı satış olarak düşünürsek bunu üzerine eklemek olduğunu da aklımıza yer edebilir. Bu %8 KDV ile 216 TL'ye satılıyor. %8 KDV demek 108'e denk getirirsiniz. Yani %108 olmuş olur. Sizin satış fiyatınız gibi düşünebilirsin. %108'i 216 olan %100'ü nedir? Ya değişen hiçbir şey olmuyor bak. Hepsinde ben orantı kullanıyorum. Ki bence en basit, en mantıklısı bu olur sizin için. İki katını almışız burada. Bunu da iki katını alırsak demek ki bizim normalde 200 TL'lik olan malımız 216 TL olarak devlete ödenen parayla beraber 216 TL oluyormuş. Tamam mı? KDV'siz %120'ye, yani 120 TL'ye satılan bir mal %10 KDV. %10 KDV ne demektir? 110, yani %110'unu istiyorum ben senden demektir. O zaman 120'nin %110'unu bulalım. Bu şekilde direkt sonucu elde etmiş olalım. 12 ile 11'in çarpımı da 132 yapar. Yani %110 eklersem 132 TL'ye satılır bu KDV'li şekilde. Buradan devam edelim. %75 indirimle 40 TL'ye satılan bir mal. Şimdi %75 indirim ne demektir? %25 demektir. Bak %25'i 40 olan sayıyı buluyorum aslında. Şimdi %75 indirim ne demek? Azalmak demek değil mi? Daha önceki derste ekleme çıkarmanın nasıl olduğunu söylemiştik. %100 olarak kabul ediyoruz biz bunu dedik. %100'ün üzerinden eklenirse, kaç eklendiyse üzerine ekliyorduk. Burada da çıkarma var. %75 çıkarılmaktan bahsetmiş. O zaman %100'den %75 çıkartıyorum. %25 kalıyor. %25'i 40 olanın %100'ü nedir diye sormuş. Buraya bakıyorum 4 kat var. Bu kat hesabını çarpma çarpma harç her türlü yaparım. Tamam mı? Yan yana baktığım zaman bir şey çıkmadı bana. Ama 25'e 100'e baktığım zaman o güzel oradan bana ekmek çıkar diyoruz. Hemen 4 katının olduğunu görüyorum. 40'ın da 4 katını aldığınız zaman 160 olduğunu buluruz. Bakın sağlamasını mutlaka yapın ilk etapta. Önce kafanızda yer edinceye kadar mutlaka yapın ki otursun ince. Mesela 160 bulduk ya, %75'i 160'ın %75'ini hesaplıyorum bak. %75 indirimle diyor. Hatta direkt %25'ini hesaplayabilirsiniz. Neyse %75'ini hesaplarsınız bunu, 160'ın. Bunlardaki şu sıfırı gitti. 16 ile 75'i çarpıp 10'a bölmeniz gerekiyor. Tabii sağlamasını yaparken buradaki çıkar işlem biraz daha kalabalık çıktı, yani çok önemli değil. Burada bulduğunuz sonuç atıyorum 120 çıktı mesela. Bunu da diğerinden 120 diyorum. Kaç çıkması lazım? Doğru, 120 çıkar. 120 çıktı. 120'yi de 160'tan çıkarttığınızdan geriye ne kalacaktır? 40 kalacaktır. Yani aynı sonucu bulmuş oluruz. Peki şuna bakalım. 240 TL'ye aldığı malı 60 TL masraf eden. 240'tı, 60 da masraf ettik. Oldu mu sana 300? Benim için artık kriter 300. 360 TL'ye satan bir kişi bak. 300'ü 360'a sattıysak, birkaç türlü göstereceğim bunu. 100 TL olsaydı ne kadar satardım? Yüzde demek bu demek, tamam mı? Yüzde kaç kar elde etmiştir diyorsa bana bunu soruyor aslında. 300'ü 360'a satmışız. 100'ü kaça satarız diye düşünürsek buradaki sıfırlar şununla gitsin. 3'ün 360'a çıkması için 120 kat, demek ki burası 120. 120 %120 kar değil ama. %100'den %120'ye çıkmışım. Yani %20 karımız var. O zaman şöyle de yapabiliriz bunu. 300 TL'de 60 TL kar elde ediyorsak yüzde kaç elde ederiz? Hani yüzde bunu ben 300 TL karımızı bu sefer yazdım dikkat ederseniz. 360'a satıldıysa maliyetimiz 300 olduğuna göre 60 TL karımız vardır. Buradan yola çıktım. 3 katı değil mi bu bunu, bakın burada. O zaman bu da 3 katı olması gerekiyor. Yani neyin 3 katı 60 yapar onu bulmam lazım. Bu da 20 olur arkadaşlar. 20, yani %20 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Peki. %30 karla satılan bir ceket sezon sonu %20 indirim ile 208 TL'ye satılmış. Şimdi burada şuna karar verelim. %30 karla normalde biz 130'a satmayacak mıydık? Yani %130'a satacaktık. Bunun üzerinden %20 indirim yapıyoruz. Yani %130'un %20 indirimi. Yani %30'un %20'sini bulmam lazım. Bunu bulurken şunlar sadece 26. Yani 130'dan 26'yı çıkartmam gerekiyor. 130'dan 26'yı çıkarttım. 104 kaldı. Aslında %104'e satmışız biz bunu. Bak burayı bir daha anlatayım ben size. Kafanız karışmasın. Şimdi normalde karlı satış için %30. Yani %30 kar elde etti bu adam. Tamam. O zaman %130'a satarsınız siz bunu. Yüzlük olarak yazarsanız. Ama %130'luk bir fiyat varken satamamışsınız. Sezon sonu gelmiş. %20 indirim yapmışsınız. Nereden indirim yapıyoruz? %130 üzerinden indirim yapıyoruz. O yüzden
%130'un %20'sini hesaplıyorum. O da %26 çıkıyor. Bu %26 bizim indirimimiz. Bakın burası indirim. İndirimi nereden azaltmam gerekiyor? Satış fiyatımdan azaltmam gerekiyor. Ne demiştik? Satış fiyatı üzerinden biz bunları azaltırız veya ekleriz. 130 bizim satış fiyatımızdı. 26 da indirimimiz, yani 104'e sattık. Malın ne kadar olduğunu söylemiyor bize. Yüzdeyi söylüyor. O yüzden aslında %104'e sattık. Orantıyı kurarken de %104'ü 208 TL olanın %100'ü ne kadardır? Maliyet fiyatı her zaman %100'dür. Bu iki kat olduğuna göre, bu da iki kat demek ki bizim maliyet fiyatımız 200 TL'ymiş diyebiliriz. Tamam. Evet, bir tane daha çözelim. 120 TL'lik malı 150 TL'ye sattığında elde edilen karı yüzde kaç kar elde etti? Onu mu olmam lazım? 80 TL'lik malda kaç TL ile yüzde kaç kar elde edilir? Şimdi ben 120'den 150'ye 30 TL'lik kar elde ettim. Bana söylediği şeyi iyi dikkatli okuyalım. Elde edilen kar, yani bunu söylüyor bakın, 30 TL. 80 TL'lik malda yüzde kaç karla satarsam ben bunu elde edebilirim diye sormuş. 80 TL'lik malı yüzde kaçla satarsam? Yani 80 TL'de 30 TL'ye kar elde etmek istiyorsam yüzde kaçla satmam gerekiyor? Bunu soruyor bana aslında. Bunun cevabını istiyor benden. Şunlar sadeleşti. Bunları çarparsam 300 bölü 8. Yani yüzde dediği olay bu. 308'e bölelim. 300'ün içinde 8 kaç defa var? Çarpalım. 30'un içinde 8 3 defa var. 24 olacaktır. 6 arttı. 60'da 8 ne kadar olacak? 4, 5, 6, 7. Evet, 7 kere 8 56. 56 oldu. Burada 4 arttı. 40 dediğim için buraya virgül atıyorum. 40 da 8 5 kere. Yer 37,5. %37,5'lu bir kar elde etmiş olması gerekiyor. Her zaman tam olarak çıkmak zorunda değil. Burada küsuratlı bir sayıyla bulmuş olduk. Önemli değil. Tamam. Araba için bankadan aylık %0,8'de 20.000 TL çeken Serdar bir yıl sonra bankaya ne kadar öder? Şimdi arkadaşlar, aylık %0,8 olduğuna göre, 12 ay olduğuna göre ben bunu çarparsam 9,6 yapar. Bakın, 12 ile 0,8'i çarpmanız gerekiyor. 9,6, yani %9,6 ödemem gerekiyor benim. O zaman 20.000'in 9,6'sını bulmam lazım. 9,6 ile çarp, 100'e böl demem. Şuradaki 2 sıfır gitti. Bu sıfırla da bu virgül bu tarafa gitmiş oldu. 96 ile 20'yi çarpmam gerekiyor. 96 ile 20'yi çarparsam 6 kere 2 12. 2 kere 9 18. 19 ne yapacaktır? 1920 yapacaktır. Evet. Normalde 20.000 TL çeken Serdar 1920 TL'de ekstradan, yani çektiği paranın faizini ödeyecek. Bankaya kaç TL öder dediği için de 20.000 TL çektiği para 1920 TL'de faiz olacaktır. Bunlarını eklersem eğer 21.920 TL para ödemiş olması gerekir. Bak, yüzde problemleri denildiği zaman aslında bizim yaptığımız olay, geçen ders anlattım, o üçlüden geçiyor. Tamamı verilmişse, bir kısmını soruyorsa ne yapıyorduk? Bir kısmı verilip tamamı istenirse ne yapıyorduk? Veya yüzde sorulursa ne yapıyorduk? Burada bizim yaptığımız olay karlı satış, zararına satış, iskonto, indirim. Bunların hepsinde aslında yüzde üzerine mi ekliyorum, yoksa yüzdeyi çıkartıyor muyum? Biraz ona dikkat etmeniz gerekiyor. Satış fiyatı üzerinden işlem yapmaya devam ediyorsunuz yani, tamam. Evet, bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.